Şöyle bir şey oldu. Görünen o ki dans eden bir omuriliğim var ve aynı zamanda da bir tek o değil. Şimdi size doktorun dediklerinden bahsediyorum. Görselleri de şuraya koyacağım. Bunlar benim röntgen fotoğraflarım. Olay şu ki hafif bir skolyoz başlangıcım varmış ama hani böyle korkulacak ne ya? Korkulacak derecede değilmiş. Yani benimki dengedeymiş. Çok bir problemi yokmuş o açıdan ama yine de tabii egzersizlerdir, bilmem nelerdir falan filan. Bunları yapacağım. Bir de düzenli olarak röntgen çektirmeye gideceğim ki gelişimini izleyebilelim. Onun dışında hani skolyoz konusunda çok endişeleneceğim bir şey yok dedi ama boyun düzleşmem varmış. O da şu boynun şöyle durması gibi bir şey herhalde. Yani boynum dümdüz duruyor. Boynum da aslında beldeki gibi şöyle bir kıvrımı olması lazımmış. İşte bu telefona bakarken kafamızı böyle eğdiğimiz için boynumuz düzleşiyormuş. Öyle yani egzersiz yapacağım. Telefona bakarken çok az bakmaya çalışacağım. İmkansız. Bakıyorsam da kafamı ben eğmeyeceğim, telefonu kaldıracağım. Bilmiyorum, bir şeyler yapacağız artık. Yani şimdi hazırlandım. Makyajlandım biraz. Arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Ama önce bir kahvaltı edeceğim. Haşhaşlı aldım. Ve 500 saattir orada bekliyor. Hala yemedim. Kusacağım. Böyle yani. Durumu bu şekilde arkadaşlar. Beni ama boyun düzleşmesi nedense hiç korkutmadı ki doktor en çok hani oranın üstünde durdu. Boyun düzleşmesinin üstünde durdu. Beni korkutan şey ileri seviye, geri seviye fark etmez. Hani başlangıç seviyesi de olsa skolyoz demesi beni çok korkuttu. Ve o röntgen fotoğrafında hani omuriliğimin üstüne ben daha net göreyim diye dümdüz bir çizgi çekti. Ve düz çizginin etrafından şöyle şöyle benim kemiklerimi görebiliyordunuz yani. Kötü. O biraz beni korkuttu. Bir de çok ağrı yapıyor yani. Bilmiyorum. Yaşlı bir teyze gibi sırt problemlerim olsun istemezdim bu yaşımda. Spor yapmaktan nefret ederim. Ama şu andan itibaren gerçekten hani şu an bile kalkıp spor yapabilirim o derece. Neyse. Bakacağız artık. Elimden geleni yapacağım. Onun dışında kargo aldım. Kargom gelmiş. Ben konuşalım. Tırnak seti bekliyordum yurt dışından. O sandım. Ama o değilmiş. Bu bir önceki videoda çektiğim bikinilerin devamı. Bu bikini değil ama sanırım. Çünkü daha bikini yoktu diye hatırlıyorum. Bakalım. Ben bile hani ne söylediğimi unuttum bile. Acılım. Makasım da yok. Ay! Makas aldım. Aa. Şöyle bir Pareo. Bunu şimdi açacağız. Bir de bir tane takı geldi. Bayağı güzel bir şey benziyor. Bu markadan bir takı daha gelmişti. O da şurada duruyor. Bu da aşırı iyi bir şey. Ama bunu hiç kullanamadım çünkü kopmuş. Hiç kullanamadım. Onu yaptıracağım. Şunu açalım. Böyle ince detayları var. Ne olduğunu hatırlamıyorum bunu. Bunu birazdan çözeceğim. Şuna bakalım. Bu da böyle bir Pareo. Yani tatlı. Evet tatlı. Böyle arkadaşlar. Günaydın dostlarım. Bugün spor yapacağız. O kadar spor yapamıyorum ki bu arada. Hareketleri yaparken hani gerçekten değişik gözüküyor bende. Bilmiyorum, deneyeceğiz işte. Tahmin edersiniz ki zaten sırt uzaklığı çalışacağız. Evet. Kaan da bize kahvaltı almış. Haşhaşlı.
çalıştık. Ondan sonra biraz yürüyüş yaptık ve squash oynadık. Şimdi de ikimiz de geberdik. Eve gidip dağılıyoruz. Evet. Evet, şimdi duştan çıktım. Spor bu arada tahmin ettiğimden çok daha güzeldi. Ben bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştim. Neyse, sonunda duş aldım. Şimdi de minik bir gece cilt bakımı rutini yapacağız birlikte. Önce şunla suratımı yıkayacağım. Bunun yeni aldım bu arada. Hani 3-4 gün falan oluyor. Yapısı biraz garip, köpürmeyen bir yapısı var şöyle. Makyajı falan çıkarıyor çıkarmasını ama ben yine de yeterli bulmadığım için üstünden sabunla geçeceğim tekrar. Evet, yüzümü sabunla yıkadım. Pirinç özlü bir sabunla galiba, bu da bunu hatırlamıyorum. Bir önceki videoda gösterdiğim sabun bitti. Üstüne kağıt havluyla kuruladım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. O da nemlendirici. Bu nemlendiriciyi de yeni aldım ve mükemmel gerçekten. Alın. Aldırın. O kadar güzel ki. Su bazlı. Ve ben böyle su bazlı ürünleri, nemlendiricileri falan çok seviyorum. Bir de bunun içinde gözenek tıkayan hiçbir ürün yok. Şimdi guaşımı kullanacağım. Ben buna şu zamanlar sadece çenemi yapıyorum, bilmiyorum. Orası bir tık rahatsız ediyor beni. Burada kaç tane yapmayı saydığımı unuttum. Saymayı 5 diyelim. Ben bu tarafa 8, bu tarafa da 8 yapıyorum normalde. Kendine ayırdığın o minik vakitler bence gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Şimdi retinol süreceğim. Normalde retinolü nemlendiricimi sürmeden önce sürüyorum ama retinol sürdükten sonra kolay şey yapmak istemedim. Bir de retinolden önce de nemlendirici sürebilirsin. O yüzden çok sorun yok. Şu kadarcık sürüyorum sadece. Ben retinolün cildimde çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Daha canlı ve ne bileyim dinç bir cilt verdiğini düşünüyorum bana. Yüzüm çok kızardı şu an. Benim bu arada önceden dediğim hani böyle birkaç ay öncesine kadar aşırı akneli bir cildim vardı. Hatta şuralarımda hala lekeleri duruyor. Çok kötü dönemleri oldu cildimin. O yüzden şu anki haliyle gurur duyuyorum. Dışarı çıkmadığımı biliyorum sırf cildim kötü diye. Arkadaşlarıma ektiğim zamanlar oldu yani. Ama her şey gibi bu da geçici. Umarım geçmiştir yani. Şimdi dudaklarıma vazelin süreceğim. Saçımı kestirme kararı aldım ya. Yarın saçlarımı kestirmeye gidiyoruz bu arada. Yani müsaitlerse, çünkü randevu almayı unutmuştum. Yani bu kararı aldığımdan beri saçlarım çok güzel gözüküyor. Boyu falan filan, ne bileyim. Mükemmel gözüküyorlar yani. O yüzden kararımı sorgulamaya değilim ama aynı zamanda da yine uzar zaten. Şimdi kirpiklerime bir kirpik yağı sürüyorum. Bu arada cildimle ilgili olan o yolculuğumu daha detaylı dinlemek isterseniz, işte neler yaptığımı veya nasıl süreçlerden geçtiğini falan, bunu
yorumlara veya işte bana Instagram'dan falan yazabilirsiniz. İstek olursa çekmek çok isterim çünkü. Ve ben cildimi düzenli olarak fotoğraflarını çektim. Gelişmesini veya işte gelişmeyişini izlemek için. Öyle yani, fotoğraflarıyla birlikte anlatabilirim. Şimdi birazcık da su içelim. Tutamadım. Şu an sabah 5'i ve uyuyamadım. Tuvalete geldim. Sonra dedim ki size kestirmeden önce saçımın şu anki halini göstereyim. Zaten ben kendime kat vermiştim biraz. Önlerinde var. Arkalarında çok hafif var. Ay, saçımı ayıramadım bir saniye. Arkalarında çok hafif var. Bir de hafif böyle oval geliyor. Şuraya kadar kestireceğim. Çok bir şey değil aslında. Bir de kendime gece yemeği yemeyeceğim diye bir söz vermiştim. Ama az önce o kadar çok yedim ki yani şu an nefes almakta bile güçlük çekiyorum, öyle diyeyim size. Ve çok yani çok pişmanım. Yarın kalkıp direkt bir kişi bir yeşil çay içmek olacak. Çünkü şu an artık içmem çok mantıklı değil. Uyumaya çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. Kahvaltı da hazırlamam gerekiyor ve bende şöyle bir şey var. Hazır bir yemek yoksa evde kahvaltı önüne es geçiyorum. Ama keyfimden değil yani. Açıktan geveliyorum. Ama çok üşeniyorum yani. Üşengeçimden tamamen. Bunu hazırlamaya üşeniyorum yani. Ve zaten çok sevdiğim, bayıldığım bir öğün değil mesela. Ben genelde de kahvaltıda akşam yemeği yerim. O yüzden evde hazır bir şey yoksa es geçiyorum. Bazen canım çok tatlı çektiğinde ben kendime pankek yapıyorum sabahları. Ya evde aslında böyle sevdiğim, yemek isteyeceğim malzemeler varsa yapıyorum. Mesela falafel, balsal. Falafel varsa dürüm yapıyorum falan filan. Neyse, sizinle minik bir kettle sohbeti yaptık. Kahvaltıdan ne kadar nefret ettiğim hakkında. Şimdi bu seksi bardağa kaynar suyumuzu koyuyoruz. Şimdi saçımı kestirmeye gidiyoruz. Randevu alamadım bu arada. Umarım müsaitlerdir. Makyaj. Makyajımı şöyle bir şey oldu. Kirpik takmaya çalıştım bugün ve oha saçım. Kirpik takmaya çalıştım ve kirpik takamadım. Unutmuşum takmayı. İki kere tak çıkar falan yaptım ve kirpiğin o siyah yapıştırıcı kullanıyorum ben. Yapıştırıcısı göz kapağımda kaldı. Yapıştı. Çok kötü yani. Ama yine de güzel gözüküyor. Saçlarını 360 çekecek misin? Before after. Şimdi değil kız, şimdi nasıl çekiyorsun ha? Oluyor her şey. Gözüküyor mu? Gözüküyor, tam kafayı çevir. Saçlarım. Kafayı çevir. Böyle. Tabii şu an tam gözüküyor. Tamam. Böyle saçlarım var. Saçlarımı en son kendim kesmiştim. Böyle saçlarım var. Kesime bana ait. Şimdi kuaföre kestireceğim bakalım. Umarım benim kadar güzel yapabilirler. Yapamazsa sıçtık zaten bugün. Yapamazsa harbiden sıçtık. Bakalım ya, ben güveniyorum. Instagram sayfaları çok güzel gözüküyordu. İstediğim tarzda kesim yapıyorlar. Şu güneş vurdukça saçımın rezaletliği ortaya çıkıyor. Neyse bakalım yani, dediğim gibi ben güveniyorum. İçimde hoş bir his var. Ama keşke ne ya? Daha bir şey anlamadım. Neyse. Ama hani bu kadar kısaltmasam mı diyorum. Şöyle kısaltmasam mı? Ama keşke o kadar kısaltmasaydım diyecektin herhalde. Evet. Ya kısaltsam mı?
Ya kısalt, 2 hafta sonra uzayacak zaten. Aynen. Hadi görüşürüz. Heyecanla bekleyin saçımın sonucunu. Ve dua edin ki saçımı kestirebileyim. Kestirdim arkadaşlar. Var ya, başta çok korkuyordum. Çünkü ben boyu şuraya gelsin demiştim. Arada bayağı bir fark var. Ve ben hani fön çekilmeden önce hatta kamerayı açıp ağlayacağım anı bekliyordum gerçekten. Ama fön çekilince çok beğendim. Oh my god, bal gibi. Çok korktum hani kısa ve kötü olacak diye. Bir de benim saçım kabarık bir saç. Ne bileyim, o yüzden korkmuştum ama şu an çok beğendim. İyi ki de buraya kadar kesmiş. Şimdi size saçlarımın arkadan duruşunu göstereceğim. Şu an boyu yani fönle birlikte çok güzel duruyor ama ben şu an sadece şey düşünebiliyorum. Benim evde ne düzleştiricim var, ne maşam var, ne fön makinem var. Hani hepsi var da hiçbiri böyle güzel işe yarayan ürünler değil. Ben bu saçı günlük hayatta ne yapacağım? Asıl soru bu bence. Neyse, şu an güzel, önemli olan o galiba. Ama çok kısa ya. Ya çok kısa değil ya. Bakayım. Ya. Tam bir Rachel Green saçı oldu ve ben onun saçını çok beğeniyorum. Bir de birazcık kışa doğru böyle bir ışıltı attırırsak tadından yenmez. Evde hiçbir şekilde internet yok. Son 2 haftadır falan ve benim de kendi internet paketim bitti. Yani aslında şu an vakit geçirmek çok sıkıntı değil ama benim için internet yokluğu şöyle bir durumda sıkıntı yaratıyor. Ben bir şeyler izlemeden uyuyamıyorum. Hiç hem de. Yani şimdi de ne yapsam onu düşünüyorum. Yani gerekirse uyumayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Çişim geldi. Neyse, birazcık saçımdan bahsetmek istiyorum. Saçımı çok beğendim. Yani biraz kısa. Ben şuraya kadar gelsin istemiştim. En son saçımı buraya hani bu kadar kısa kestirdiğimde eve gidene kadar ağlamışım. Yani kuaförde ağlamaya başlayıp eve gidene kadar ağladım. Sonra odama kapanıp ağlamaya devam etmişim yani. Ama onu bayağı kötü kesilmişti ve saçım hani şuradaydı. Ki ben zaten öyle istiyordum. Hani kötü saç istiyordum ama kuaför kendi kendine şekiller atmaya karar vermişti. O yüzden bayağı kötü durmuştu. Ama bu sefer beğendim. Yine istediğimden kısa ama güzel. Yani şekli, şemali iyi. Zaten o iyi olduktan sonra uzunluğun çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten saçım hızlı uzuyor. Yani çok bir şey fark etmeyecek. Ya asıl sıkıntı şu, benim evde saçımı yapabileceğim hiçbir ürünüm yok. Ve almayı düşündüğüm ürün de bugün yayında söylediğimde herkes o patlıyor dedi. O yüzden onu da artık almayacağım. Ve en uygunu oydu yani piyasadaki zaten. O fiyata yani bir zahmet patlasın ürün 100 lira falan, o tarz bir şeydi. Neyse, yani elimde olan malzemeler çok kötü. Onlarla bu saçla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Çünkü benim saçım kabarık. Çok hem de. Ve hani dalgalı, kıvırcık, o tarz değişik, karışık bir saçım var yani. Bakacağız artık. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu videoya daha bir şey çekmeyi planlamıyorum. Birlikte yıllardır ertelediğim o doktor randevusuna gittik. Ondan sonra spor yaptık. Yıllardır yapmadığım o sporu yaptık. Akşam cilt bakım rutinimi gösterdim ve yıllar sonra değil gerçi, bir sene falan oldu da neyse, bir yıl sonra saçımı ilk defa kuaföre kestirdim. Yani sizinle büyük adımlar attık bu videoda. Neyse, çok boş yaptım. Ben internet konusunda bir çözüm bulmaya çalışacağım. Müşteri hizmetleri bulamadı, ben bulacağım şimdi. Öyle. O kadar ihtiyacım var yani o internete. Neyse, hepinizi öpüyorum. İyi geceler. I know I've been away.